Bu ev sahipleriyle veya dükkan sahipleriyle, mal sahipleriyle kiracılar arasındaki tartışmaları farkındaysanız son zamanlarda çok fazla ekranlarınıza getirmeye başladık. Haberimiz içerisinde de konuyla ilgili başka haberler de var. Bir örneğini getirelim hemen ekranlara. Kiraya %40 zam yaptı dükkan sahibi. Amma ve lakin bir ay sonra %100'ü aşan bir zam daha yaptı. Tabii kiracı isyanlarda. Dedi ki ben yine zam yapayım ama hani bu %100 zam olmasın. Ama ev sahibi Nuh dedi, peygamber demedi. Dolayısıyla uzlaşamadılar. Kiracısını tehdit etmeye başladı. Ancak ne yaptıysa yine de kiracısı doğal olarak o %100 zammı kabul etmedi. O da bir hafriyatçıyla anlaştı ve kiraladığı dükkanın önüne bir kamyon dolusu toprak döktürdü. Kim bilir, belki de bizim burada dediğimiz gibi kiracısına toprağın bol olsun mesajı vermek istedi. Sabah geldik, bu şekilde dükkanımızın önünü kum döktürmüş. Daha fazla para için kiracısını çıkarmak istedi. Anlaşamayınca iş yerinin önüne bir kamyon toprak yığdı. Akıllara durgunluk veren olay Sultanbeyli'de yaşandı. Hafriyat kamyonu şoförü otomobil malzemeleri satan dükkanın önüne geldi. Manevra yaptıktan sonra dosyasındaki bütün toprağı kaldırıma döktü. Kamyoncu arkadaşı da kandırmış, dükkana dolgu yapacağım diye. Adamları da bu şekilde kandırmış. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Sabah iş yerini açmaya gelen Özkan Çalık gözlerini inanamadı. 5 bin lira kira veriyorduk, 7 bin lira kiramızı yaptık, anlaştık. 6 aylık kira istediği peşin, onu da yatırdık. Kontratımızın süresi vardı. Yeniledik kontratımızı. 2023'ün kontratını da bu şekilde yaptık. Ama birkaç ay sonra bu zam dükkan sahibine yetmez oldu. Daha fazla para kazanmak için kiracısına dükkanımdan çık diye baskı yapmaya başladı. Birinci ayın 5'inde bize telefonla siz beni dolandırdınız, siz beni kandırdınız diye mesajlar attı. Bu iş böyle olmaz, tekrar yeni kontrat yapmamız gerektiğini söyledi. 15 bin lira kira istedi bizden ya da benim dükkanımı çıkın dedi. 6 ay sonrasında 20 bin lira olacağını söyledi. Kiracısı onun isteği kadar olmasa da zam yapmaya razıydı. Ama orta yol bulup anlaşamayınca kiracısını tehdit etmeye başladı. Ben kefenimi giydim. Sizi ben oradan ölümle dirimle olsa ben sizi oradan çıkartacağım. Ben sizi burada istemiyorum diye bir mesajlar da var. Tehditlerle kiracısını yıldıramayınca dükkanının önüne bir kamyon götürerek gözdağı vermeye çalıştı. Müşterileri dükkana girip çıkamadığı için işlerinin bozulduğunu öne süren Özkan Çalık, mal sahibi Salih Yılmaz'dan şikayetçi oldu. Dükkanımızı açamıyoruz. Bizim ekmeğimiz bu. Biz 3 tane hane buradan evimizi geçindiriyoruz. Yaşadıklarımız bunlar.